Arkadaşlar merhaba. Skylab finansal teknolojilerinin bilançosuna bakacağız. Evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmamış. Yani tabi değil. Bu nedenle her iki şeyle bakacağız. Ama bu finansal teknoloji olduğu için nakit döndürme süresi falan filan yok bunların arkadaşlar. Direkt net borca bakıyoruz. Net borç bir önceki çeyreğe göre ne olmuş? Nakitler 13 milyon azalmış. Ama hala nakitte net de borçlu değil 61 milyon. Nakiti var arkadaşlar. Net yabancı para pozisyonu 20 milyon 293 bin lira. O da öz kaynakların %13.50'sine denk geliyor. Bunun da olumlu bir katkısı olur bir önümüzdeki çeyreğe. Katkısını da biraz sonra göreceğiz. Nakit akışında şu an için bir sorun yok. Yatırım yapmış mı diye bakalım. Bütün dışına çıkan, evet bütün dışına çıkan ortalamanın üstünde bir yatırım mevcut. Şube falan açmış olabilir. Başka bir şey olabilir. Kendiniz inceleyin arkadaşlar bunu. Öyle gözüküyor. Rutin dışına çıkmış çünkü. Evet esas meselenin yerine geldik arkadaşlar. Biz hasılattan başlayacağız. Ya, bu arada videoyu durdurun. Yasal uyarıyı da okuyun. Bakalım ne yapmış ne yapmamış faaliyetler konusunda. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %35.8 oranında bir hasılat yaparken şu anda bu oran 44.4'e yükselmiş. Ancak bir önceki çeyrek 58.7'ymiş. Dolayısıyla bu geçen senekinden iyi ancak bir önceki çeyrekten iyi değil arkadaşlar. Oradan da geride. Fabrika bakalım. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %1.8 fabrik üretirken şu anda fabrik ekside 3 çeyrektir fabrik ekside gidiyor arkadaşlar. Yani şirketimiz yaptığı işten esas yaptığı işten para kazanamıyor arkadaşlar. Bu o anlamı ifade eder. İşte pek de iç açıcı değil. Esas işinden. Geçen sene 1.8'miş şu anda da -18.5. Bu geçen senekinden kötü. Bir öncekinden biraz iyi ama ya sonuçta çok da değil. Gelelim net kara. Geçen yıl bu zamanlar şirket her 100 liralık öz kaynağıyla %25.6 net kar üretirken şu anda bu %21.4 zarara dönüşmüş arkadaşlar. Şimdi çeyreksel öz kaynak büyümesine bakalım. Ondan önce ne kadar değerlendirme yapmış? Yani enflasyon muhasebesine tabi değil ama değerlendirme yapıyor bunlar biliyorsunuz. Geçen yıl bu zamanlar %3.87. Şu anda da %55.30 oranında yeniden değerlendirme yapmış. Çeyreksel öz kaynak büyümesine bakınca geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %29.5 oranında büyürken şu anda %33.9 oranında büyümüş. Şimdi burada arkadaşlar 3 tane kaleme baktık. 3 de kötüydü. Bir de buna baktık. Bu iyi. Ne? İyi. Çünkü yeniden değerlendirme etkisini görüyor musunuz? Geçen sene 3, bu sene de 55 yapınca iyi bir algı yaratıyor ama o iyi değil arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Bu da iyi değil. Geçen sene büyüme 126'ymış. Şu anda 241 olmuş. Bu da dediğim gibi neden kaynaklandığını biliyorsunuz değil mi? İşte şuradaki olayın yani şu 29'un şuradaki olayın daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şuradaki olayın etkisi var. Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğru bir şey değil arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Hani doğru değil. Ben bunu doğru olarak kabul etmiyorum. Siz de bir köşenizde hadi varsayalım doğru kabul ettik arkadaşlar. Öz kaynaklar arttı. Tamam. Eyvallah diyelim. Şimdi tarihsel fiyat hareketine bakalım. 21.12.2021'de fiyatı 17 lira 49 kuruşmuş. Oradan bu yana öz kaynaklar %884 büyürken fiyat 706 biraz geride kalmış. Neden? Sanırsam halka arzı da uzak olmayan bir şirket. İşte halka arzda da böyle aşırı derecede pahalı bir şekilde halka arz edildiklerinde birkaç çeyrek sonra sizin yatırdığınız paralar da suyunu çekiyor. Şirket esas normal haline dönünce gerçekler açığa çıkıyor maalesef. Ama o zamana kadar sizi çarpan çarpıyor tabi. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 8.58'miş. Şu anda 27.78. Dolayısıyla en düşüğün 3.27 kat yukarısında. 5 yıllık en düşük piyasa değeri defteri 1.63'müş. Şu anda 8.96.
O da arkadaşlar yok 5.50 kat yukarıda. Halka açık oran 78-70, çok yüksek bir oran arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. Yüksek yani. Fiyat bölü ise başı öz kaynak getirisi 12.67, bu da çok yüksek. Yabancı paranın öz kaynaklar etkisi 1.21 olacak arkadaşlar. O da çok fazla bir şey değil bence. Bilanço geldiğimizde fiyatımız 141 liraydı. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Onu hep beraber göreceğiz. Zirvesi 208 liralık kuruşmuş. Zirvesinden %32.37 aşağıda. Şimdi bir takım ölçüm yapacağız. Ölçümümüzün birisi şu. Defter değerimiz yani 15.73 ne kadar sürede fiyata ulaşır? Mevcut büyümeyle yani %241 büyümeyle ne kadar sürede 141 lira olacak? O da ne diyor? 1.8 yıl 21 ay. Biz ne diyoruz? Buna 12 aydan fazlası sıkıntı. Burada 8 aylık fazlalık var. Ki matematiksel olarak öyle. Bu büyümelerin de hormonlu olduğunu biliyorum zaten. Bu sürenin daha 2 çeyrek sonra 9. çeyrekte uzadığını çok rahatlıkla göreceğiz yani. Bu performansın da böyle olmadığını göreceğiz. Ancak yine neyse onu söylüyoruz. Matematik neyse onu. Yine şirketin getirisiyle alternatif getiriyi ölçüp şirkete bir değer biçmeye çalışacağız. Şirketimizin defter değeri 15.73. Bunu biz %241.8 oranında büyütürsek bir yıl sonra bu şirketin orta olarak öz kaynaktan dolayı kazancımız 38 lira 4 kuruş olacak. Bu 38 lira 4 kuruşu kazanmak için bir şirkete ne veriyoruz? 141 lira. Bu 141 lirayı şirkete değil de faize koysak 71 lira 91 kuruş. Yine bu 141 lirayı şirkete değil de herhangi bir duran varlık alırsak un, yağ, şeker, tuz kazancımız ne kadar olacak? 76 lira 14 kuruş. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin 2 katı. Böyle olduğu zaman ne diyoruz? Olmamış, olmamış. Neye olmamış diyoruz? Bilançoya mı? Yok. Ya enflasyonun 54 kat 54 olduğu yerde sen enflasyonun neredeyse 4 katından fazla bir öz kaynak büyümesi yapmışsın. Niye olmamış diyoruz peki? Çünkü defter değeri, büyüme, fiyat ilişkisi birbirinden kopuk. Bunlar hayali hareket ediyor. Bu fiyatı hak etmek için senin yaptığın çalışmaların neticesinde daha farklı bir büyüme sergilemesi lazım. Yani dengesiz, burada denge yok arkadaşlar. Bilanço geçmişi gösterir, geleceği göstermez. Doğrudur. Ama gelecek hakkında fikir verir. Değil mi? Bilanço. Hangi kalem iyiydi? Bir tek yıllık öz kaynak büyümesi. O da dediğim gibi geçmişteki yani şu andaki yaptığı değerlendirmeden böyle bir hava çıkıyor ortaya. Oysa ki bu değerlendirme de olmasa aslında büyüme değil belki de küçülme çıkacak. Şöyle bir bakalım neymiş ne artmış. Evet. Evet yani bu kadar büyüme olmayacak en azından bir %100 gibi bir şey olacak. Yani bu kadar aşırı derecede bir hormonal bir büyüme olmayacak. Sonuç şu arkadaşlar. Şimdi ben bunu söyledim tabii bilanço ama sen farklı bir hesap içerisindesin. Diyorsun ki yok ya şirket çok daha hızlı büyüyecek. Ya işte öyle bir büyüyecek ki bu fiyatı hak edecek. O zaman ne yapacaksın? Yaptığın çalışmada eğer sen şirketin %484 büyüyeceğini düşünüyorsan o zaman ben de diyorum ki bu 141 lirada anasının ak sütü gibi el aldık ve gerçek değeri de budur. Bunu böyle söyleyeceğim. Buna inanıyorsan mesele yok. Sen inanıyorsan. Ben inanmıyorum. Dolayısıyla ben ikinci bir denge noktasına inanıyorum. Yani fiyatın burada olmasına, buraya gelmesine inanırım. Evet. O zaman ne olur? Faiz getirisi ile enflasyon getirisi eşit olur. Değil mi? O da ikinci bir denge noktası olur. İşte bütün mesele bu sürü çözmekte. Yani bu kadar mı büyüyecek? Bu kadar büyümeyecekse fiyat buraya gelecek. Çünkü değer her zaman fiyatı çağırır. Yarın açılıştan olur. Ya cehennemin dibine. Ya ne olursa olsun ben neyi diyendir ki? Neyi diyendir? Yani ben şu iddiada diyelim ki fiyat 70 liraya gelir efendim. 300 liraya çıkar. Öyle bir iddiam yok ki. Ben fiyat alıp satmıyorum. Fiyat alıp satmak maharet iş. O yetenek bende yok. Olsa ben en düşükten alıp en yüksekten satarım. Dolayısıyla o yetenek bende yok. Kısa vadeli işlem yapma becerim de yok. Ben ne yaparım? Değer alıp satarım. Değer. Fiyat alıp satmam. Değer oluşturan şey ne? Şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırımlı olan
korelasyonu sonucu çıkan matematiksel değer, rakama biz değer diyoruz. O da şu andaki mevcut haliyle 70 lira 44 kuruşu bize işaret ediyor ki buradan da almam. Niye? Değerini de alayım ki. Yağımı şekerimi alırım, kafamı yastığa kurup. Burada almam için buradan da 5'te 5, 5'te 4 değerler kötü gidiyorsa ne yapmam lazım? Buradan da en az %35 iskonto istemem lazım. Yani bu arkadaşımız çok daha makul seviyeler. Gerekse ben radarımı alırım. Öbür türlü kim alır, kim satar, kim tutar, kim götürür, kim getirir benim hiç umurumda değil, yok hükmümde değil. Ben bu tür değerinin çok üstünde fiyatlanan şirketlerden mümkün mertebe uzak durun. Çünkü ben hımarbaz değilim, ben yatırımcıyım. Evet, nokta bu kadar. Sevgili arkadaşlar, kendinize iyi bakın.